Bir zamanların en kalabalık başkenti, dinlerin buluştuğu hayaller şehri Kordova. Aslında çok alışık olduğumuz bina stilleri bunlar. Ama burada tabii daha düzenli halini görüyoruz. 200 yıl boyunca önde gelen bir bilim merkezi olan Kordova, o yıllarda 70 kütüphaneye ev sahipliği yapmış. Hello. Turizm cenneti. Batı dünyasını Aristo ile tanıştıran ünlü bilgin İbn Rüşd bu topraklarda doğup büyümüş. Ben açıkçası gerçekten böyle evlerde yaşamayı, böyle evlerde çocuğumu büyütmeyi çok isterdim. Bugün yola haritasız çıktım. Hedefim meşhur Meskita Katedrali. Belki de farklı kültürlerle tanışmanın en iyi yolu hiç bilmediğiniz bir şehrin sokaklarında kaybolmakla başlar. Ne dersiniz? Acaba çocuklara sorsak mı? Bu çocuklar bizden daha çok biliyor galiba. Hello. 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 Bon appétit. Afiyet olsun. Kimse yok mu? Burası oturulacak yer. Emevi kültürü anlatıyoruz. Gerçekten müşteri de var şimdi, şey yapmayalım da çok fazla. Gelin oturalım da, gelin. Farklı kültürlerle tanışmayı beklerken Kordova'nın tarihi sokaklarının beni bu çay evine getirmesi tesadüf olabilir mi? Biraz daha demlenmesi lazım. Okay. Thank you. Nice to meet you. Bye. Evet. Biraz önce buralardan geçmiştik. Demek ki sormakta fayda var ama o çay evini bulamazdık eğer sorsaydık. Bence geçtiğimiz yollardan bir daha geçmekte de bir sakınca yok ayrıca. Sindiriyoruz. İyi oluyor. Evet, sol yaptık, sağ yaptık, karşımıza katedral çıktı. Evet, teşekkür ediyoruz çaycıdaki hanımefendiye güzel tariflerinden dolayı. Şimdi gezmeye. Bir zamanlar Kurtuba Camii olarak bilinen bu yapı, 785 yılında Endülüs Emevi Sultanı 1. Abdurrahman tarafından yaptırılmış. Thank you. Merci. 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 Thank you. Thank you. Vallahi hayranlarımız burada da buluyor. Caminin dış kısmı zaman içerisinde çok zarar görmüş olsa da iç kısmındaki süsler hala göz kamaştırıcı güzellikte. Acayip ince ince şeyler var, figürler. Büyük işçilik. Oo. 1236 yılında katedrale çevrilen cami, en fazla sütuna sahip mabet olma özelliğini taşıyor. Görkemli mimari yapısıyla dikkat çeken cami, daha sonra yapılan birçok esere de örnek olmuş. Endülüs'ün diğer şehirlerinde de olduğu gibi birçok kültürün eserlerini bir arada gördüğümüz Kordova, adeta yürümek ve düş kurmak için inşa edilmiş bir şehir. Roma Köprüsü'nden yürüyerek bu medeniyetin doğmasına sebep olan Guadalquivir Nehri'nin üzerinden geçerken maalesef yavaş yavaş bu zaman yolculuğunun sonuna geldiğimi hissediyorum. Kordova gezimizin sonuna geldik. Kordoba'yı her yönden gezdik. Sağdan, soldan, üstten izledik. Çok güzel, çok etkileyici bir şehir. Zevkli bir gezi oldu Kordova. Şimdi Endülüs gezimizin son durağı, yani bizim son durağımız Granada'ya gideceğiz. Bakalım orada bizi nasıl sürprizler karşılayacak. Gezimiz devam ediyor.